Herkese merhaba, bugün sizlere Binance üzerinde yer alan Q harfli coinlerle alakalı de önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Geçmiş paylaşımlarda hangi hedeflere ulaştım veya hangi coinlerde kademi alımları yaptım, bunları da tek tek göstermiş olacağım. Hemen başlıyorum. İlk paylaşacağım coin QI coin. QI coin'de zaten 8 Eylül tarihinde paylaşımı yapmıştım. En önemli destek seviyesi buradaki çift 0 591 bölgesiydi. Bu kanal üzerinde de alım yapmıştım ve birinci hedefi nokta atışı geldi. %44'lük hedefe ulaştım. %81'lik karlara kadar çıktım. Bu bölgede pozisyonun yarısını kapatmıştım. Ana satış bölgesi %92'lik kar sunan 0.1140 bölgesi oraya ulaşamadan geri döndü. Bu bölgede aldığım karlarla beraber e tekrar buraya gelirse ki yeni kanal mevcut o bölgede ikinci ilave alımı yapmış olacağım. 01140 gelene kadar da zaten takibi sürdürüp ancak burada güncel de bir kanal var. Şimdi orasını hemen iptal edelim eski hedefiydi 0.11.40 artık takip edeceğimiz güncel kanalı satış yönlü olarak çift 0 938 garanti hedef olarak görülüyor şu ayda ve burası gelene kadar takibi de sürdürürüm destek bölgesinde de yine değişen bir kanalımız mevcut hemen onu da sizlere göstermiş olayım burada da ilave alım için emir girerek beklediğim seviye 0 500, 27 bölgesi çift sıfır yani 527 bölgesi ilave alım için bekliyorum. %44'lük karla da pozisyonum şu an yarısını kapatmıştım. Ana satış bölgesi burasını ben uzun vadede tabii ki bekliyorum. 0.4270, 0.4930 gelene kadar QA'yla takibi sürdürürüm. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Çift sıfır 496 altına inerse negatife döner. QR coin yani QKC coin 8 Eylül tarihinde yine paylaşım yaptığımda burada alım yaptığımı ve garanti satış hedefinin de 0, 10, 170 bölgesi olduğunu da söylemiştim. Ne kadarlık hedefe ulaştım? Garanti hedefine %36'lık kârı cebime koydum. Burada destek yönünde oluşan güncel bir kanalı mevcut. Artık bunu alım yönünde takip etmemiz gerekiyor. Zaten 0-10 0.10.36 üzerine çıkıp buradaki Rites hareketini de ikinci hareket olarak yani alım yönünde kovalayacağım. ikinci hareket olarak bekliyordum. Ve o hareketi de yaptı zaten milimetrik. Ben birinci kademeyi yine yapmış oldum. %13'lük karlara kadar çıktı. Burada parçalı alım yoluna gideceğim. Örneğin 100 dolarlık alacaksam 50 dolarını şu an zaten aldım. Diğer 50 dolarlık emrim de burada açık olarak duruyor. Üçüncü kademeyi de ip seviye olan çift 0.7601 bölgesinde yaparım. Çift 0.7157 altına iner inip günlük kapanışı da yaparsa negatife döner. Öne açık bir coin dolayısıyla e, orta uzun vadede nereye kadar çıkacak bunu da hep beraber görmüş olacağız. %36'lık karın nokta dışı geldi. Q, QNT coin'e bakacak olursak yine 8 Eylül tarihinde paylaşımı yapmıştım. Buradaki kanal üzerine zaten alım yaptım. E, burada 111.9 bölgesi yani oluşan 7 güncel bir kanal var zaten milimetrik çalıştı ancak ben 134.1 gelene kadar satış yapmayacağım QNT'de burada ikinci bir destek bölgesi mevcut artık alım yönünde kovalayacağımız desteğimiz buradaki bölge olmuş olacak. Neresini takip edeceğim 96.3 buradaki hedef ulaştıktan sonra 13'lük düşüş yaptı ve ben buradaki hareketin zaten sağlıklı olduğunu bildiğim için ilave bir alım yaptım QNT'de bu alımla beraber artık gelene kadar takip edeceğim bölge 134.1 buraya gelirse şayet 111.9'a küçük bir miktar kar satışı yaparım çünkü ikinci ilave alım yapmış oldum. Dolayısıyla 134.1 gelene kadar da satış yapmam. %40'lık kar hedefi mevcut. Ana satış bölgesi neresi? 156.7 benim açımdan QNT'nin garanti hedefleri bunlar. Zaten bakalım ne zaman ulaşacağım. Burası gelene kadar takibi asla bırakmam. 91.4 altına inerse de negatife döner. 156.7'nin üzerine çıkması oldukça da pozitif görüntüye sahip olacaktır QNET'in. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. Kütum coin'de yine tabii ki 8 Eylül tarihinde paylaşım yaptığımda bu destek kanalı yeni oluştu. Burası şu an yoktu zaten. Ama burada aldım alınan pozisyonların satış hedefi %70'lik kar sunuyordu. Ve garanti hedefte görüyorsunuz değil mi? Milimetrik 3 547 bölgesi nokta atışı geldi. Karı cebime koydum. Hem de burada ikinci ilave alımı yaparak zaten bir alım yaptım. Buradaki gördüğünüz gibi sağlıklı bir rites hareketiydi. Yine alım yaptım. Ve iki alımla beraber ana satış bölgeme de ulaşmış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Güncel bir desteği var. Artık alım yönünde emir atıp beklediğim seviye 2.776 çok yakınından dönmüştü. Emrim hala açık. Buraya gelirse birinci kademeyi yaparım. İkinci kademeyi tekrar 2.090 bölgesinde yapmış olacağım. Destek yönünde artık burası zaten geçerli yitirdi. Kaldırabiliriz. 1.876'nın inmediği sürece de pozitif görüntüsünü koruyacaktır. %70 karla 2 ilave alımla hedefime ulaşmış oldum. Ee, Ana satış bölgesi neresi? 403 bölgesi hala Q Qtum için garanti hedef olarak görülüyor. Zaten 2.776'da alırsam satış hedefim artık neresi olacak? 403 bölgesi %48'lik kar hedefi sunuyor. Buranın üzerine atarsa da 5.589, 4.948 yine satış yönü mutlaka takip edilmeli. Ara dirençler 7.51, 8.85, Buradan aşarsa da maksimum hedefi bize gösterecek. 18.021, 15.695'te kütümde kendime belirlediğim maksimum hedef. Bakalım buradaki destek bölgeleri 52 vadede nasıl çalışacak. Quick coin'e gelecek olursak yine 8 Eylül tarihinde yaptığımda takibi kolay bir coin demiştim. 2 tane kanalı mevcut. Burada alım yaptık zaten %12'lik yanlış hatırlamıyorsam %12'lik kanal, kanal geliştiği %20'miş pardon. %20'lik hedefler gelmişti ama Quick için yeterli değil demiştim. Sadece bir miktar satış yapılabilirdi. Bir 2 kez buradaki alımla beraber 2 kez ulaştım buradaki alımla beraber yine ulaştım ancak artık pozisyonların yarısını kapattığımız için buranın üzerine dikkat ederseniz çıktıktan sonra yükselişi artabilir demiştim %62'lik karlara kadar çıktı ben pozisyonun yarısını kapattım ancak o kapattığım yarısı karla 0.47.56 bölgesinde tam da buradaki temasla yine ilave alım yaptım. Çünkü tam da benim istediğim retest hareketi olmuş oluyor bu. Önü açık. Bakalım nelere kadar çıkış sergileyebilecek. Burası birbirine yakın kanal olduğu için parçalı alım yoluna gidilmeli. Hatta burayı da kırmızıya döndürebiliriz desteğe dönüştüğü için. Parçalı alım yoluna mutlaka gidilmeli. 100 dolarlık alınacaksa burada yarısını burada yarısını kullanılarak takip edilebilir. Hedefler aslında ulaştı ama küçük kermajları sunuyordu. Şimdi asıl hedefi bekleyeceğiz. Önü açık bakalım ne kadar yükselebilecek. Q harfli coinlerin sonuna gelmiş olduk. Birazdan R harfli coinlerin de paylaşımını yapmış olacağım ayrı bir video olarak. bu destek ve dirençlere göre hareket edersek ve risk yönetimi uygularsak, sabır edersek eninde sonunda o parayı kazanacağız. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.